Merhaba arkadaşlar. 30 Kasım Salı, Adana yarış programıyla birlikteyiz. Umarım şansınız bol olur. Kuponlarınız da hedefi vurur. Adana'da 7 koşulu bir program var. Birinci koşu saat 15'te başlayacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı da ikinci koşuyla saat 15.30'da koşulacak. İlk koşu 2 yaşta İngiliz tayların meydana çıkma mücadelesi olacak. 1300 metre mesafedeki bir koşu olacak. Burada tabii ki 6 numaralı Rising Man bugün meydandan çıkacağını düşünüyorum. Son yarışta Golden Strom gibi sert bir rakibe rastlayınca yine meydanda kaldı. Bu yarışta meydandan çıkacağını düşünüyorum. Rakip olarak 8 numaralı Divanili Vedat Abiş ile sert rakip olacağını düşünüyorum. Sonra 7 numaralı Cyrus Bilek yine rakip olacak diğer bir isim. Ve 5 numaralı King Thunder son yarışta favori girdi. Son metrelere kadar da çok iyi gitti. 3-4 boy öndeydi rakiplerinden. Ama bir anda kesildi. Zannediyorum nefes önünden etkilendi. Bugün daha hazır girecek. Ayrıca kum performansı daha iyi olacağını düşünüyorum. O da diğer bir rakip olacak isim. Ama 6 numaralı Rising Man'in Özcan Yıldırım'la bugün meydana veda edeceğini düşünüyorum. Adana'da Altılı Ganyan saat 15.30'da başlayacak. 1400 metre mesafede 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının arasında mücadele olacak. Burada 3 atı şanslı görüyorum rakiplerine göre. Öncelikle 4 numaralı Flash Past startta kalmayı alışkanlık haline getirse de bugün yine en şanslı gördüğüm isimdir 4 numaralı Flash Past. Sonra 3 numaralı Stark ikinci şanslı gördüğüm isim. Son olarak da 2 numaralı Pericles üçüncü şanslı gördüğüm isimdir. Dolayısıyla Altılı Ganyan ilk ayağındaki sıralamam 4, 3 ve 2. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 1400 metre mesafede koşulacak. 2 yaşlı İngiliz taylar arasında handikap 14 bir koşu. Burada da öne çıkan bana göre 2 isim var. Öncelikle 11 numaralı Run for Ilayda Vedat Abiş'le son günlerin formda ismi. Pazar günü yanılmıyorsam 4 at bindi. İkisinde birinci, ikisinde ikinci oldu. Maşallah diyelim Vedat Abiş'e. Ve ikinci olarak da 2 numaralı Grey Prate Akın Sözen'le eşit şansta görüyorum. Bu yarışın bu ikisi arasında geçmesini bekliyorum. 11 ve 2 diyorum bu ayak için. Günün dördüncü koşusu Altılı Ganyan'da üçüncü ayağı 1900 metre mesafede koşulacak 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlar arasında şartlı bir koşu. Burada 3 numaralı Caravaggio ve 10 numaralı Perspeson ekürü olarak koşacağını söyleyelim. Burada da 3 isimi önde görüyorum rakiplerine göre. Öncelikle Mert Ali Solmaz'ın bineceği 6 numaralı Çarşa Ağası ilk şanslı gördüğüm isimdir. Sonra ikürülerden 3 numaralı Caravaggio Mehmet Ak Yavuz'la ikinci şanslı gördüğüm isim. Ve son olarak 7 numaralı Bordo Mavi İşman Çizik'le üçüncü şanslı gördüğüm isim. Burada sıralamam 6-3-7. Tabi her an bir sürpriz olabilir. Mustafa Kemal Kumbasar'ın bindiği Orhun Reis sürpriz yapabilir. En son yarışında da değerlendirmemde verdiğim 9 numaralı Kibar Çocuk o da bir sürpriz yapabilir. Ama benim önceliğim dediğim gibi 6, 3 ve 7 burası. 5. koşu 4. ayak 1200 metrede 3 yaşlı Arap taylarının koşacağı bir mücadele olacak. 12 tane tay yarışa katılacak. Burada yarışlarına baktığımız zaman 5 numaralı Baba Dağyu'dan ilk kez kum pistte koşacak. Ama Strong Girl gibi bir öz kardeşi var. Çok başarılı Strong Girl'ün öz kardeşi Baba Dağyu'dan kum pistte ilk kez çıkıyor. 6 numaralı Rıfkı Dayı'nın son yarışına bakınca starttan şahlanarak çıkınca 2-3 boyu kaybetti zaten.
Yine de yarışı ikinci bitirdi. Sonra 12 numaralı Özak'ın kumda bir kere koştu ama kötü koştu. Ama orası yanlış hatırlamıyorsam grup 3'tü. Grup 3 yarışta koştu. Böyle bir durum var. Ben sıralamam 5 at vereceğim burada. 5 tay isim vereceğim. Öncelikle 5 numaralı Baba Dağuy'dan ilk şanslı gördüğüm isim. Sonra 11 numaralı Yücel Özcan Yıldırım'la ikinci şanslı gördüğüm isim. 2 numaralı Borantay üçüncü şanslı gördüğüm isim. 6 numaralı Rıfkı Dayı yine şanslı gördüğüm bir isim. Ve son olarak 12 numaralı Özak'ın Müslüm Çelik'le diğer bir şanslı isim. Tabi burada Çakırlar Efes'i var. Vedat Abiş biniyor. Seri bir stile sahip. Son yarışlarında performansı kötü olsa bile Vedat Abiş faktörü var. Onu da unutmamak lazım. Benim sıralamam 5, 11, 2, 6 ve 12 olarak arkadaşlar bu ayakta. Ve 6. koşuya geçiyorum. Adana'da altılının 5. ayağı 1300 metrede 2 yaşlı İngiliz taylarının maidenden çıkma mücadelesi. 8 tane tay mücadele edecek. Burada bir ekürü var. 5 numaralı Golden Hawk ile 7 numaralı Mirdoğan ekürü olarak koşacak. Burada da ben iki isim değerlendirmemde iki isim çıkardım öne. İlk olarak 7 numaralı Mirdoğan, Vedat Abiş'le yine ilk şanslı gördüğümüz isim. Ve rakip olarak da 1 numaralı Blackbird'ü rakip olarak gördüğüm ikinci isim de bu. Bu ayak için 7 ve 1 yeterli olacağını düşünüyorum. Yani yanına at yazmak önermek istemiyorum. Ama yine de 2 yaşlı taylar yani sürprize açık bir ayak dolayısıyla ben 7 ve 1 olarak geçmek istiyorum bu ayağı. Artık diğerlerine hiç girmek istemiyorum ve son ayağa geçiyorum. Adana'da altılı Ganya'nın son ayağı saat 18.00'da koşulacak 2000 metrede 4 ve yukarı yaşta Arap atlar mücadele edecek. 13 tane Arap atı mücadele edecek. Burada 6 isim değerlendirmeme dahil ettim. Biraz karışık bir yarış olduğunu düşünüyorum. Denk bir yarış olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla fazla ata şans verdim. Öncelikle 5 numaralı Akdeniz Fırtınası. Son yarışında yine startta kaldı 4-5 boy. Sonlardaki ataklarıyla 5. olabildi ancak. 5 numaralı Akdeniz Fırtınası ilk şanslı gördüğüm isim. Sonra 7 numaralı Foto Kız ikinci şanslı gördüğüm isim. 10 numaralı Asil Rüzgar Vedat Abiş'le 3. şanslı gördüğüm isim ki pazar günü Vedat Abiş yine bu ekürünün bir atına binmişti son ayakta. Yaklaşık 10 lira Ganyan'la gelmişti, birinci gelmişti. Yine aynı şekilde olabilir. 3. şansı verdiğim isim dolayısıyla 10 numaralı Asil Rüzgar. Sonra 11 numaralı Gökçe Kız Mustafa Kemal Kumbasar'la diğer şanslı gördüğüm isim. 8 numaralı Güldüren Kız'ı daha önce de tahminlerimde yer vermiştim. Bugün de yazmak istiyorum. Epeydir uzun mesafeye çıkmadı. Bugün de bir şansımı denemek istiyorum. Sürprizlere önermek istiyorum 8 numaralı Güldüren Kız'ı. Ve son olarak 4 numaralı Hüma Sultan. Tabi bu grubun üstünde handikap olarak. Son iki yarışında da pek varlık gösteremedi. Ama bu grupla ilk kez koşacak şansı olacağını düşünüyorum. Sıralamam buradaki sıralamam 5, 7, 10, 11, 8 ve 4 olarak buradaki sıralamam böyle. Tahminlerim ve değerlendirmelerim de bu şekildedir. Bahtınız açık olsun. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Hoşça kalın.